samimiy bir gapingiz bormi islohotlar bo'yicha Mirziyoyevni qo'llash yoki boshqa fikrlaringiz bo'lsa marhamat. Men bir narsani tanab aytaman. O'zbekistonda va so'nggi yillarda bo'layotgan o'zgarishlar ochiqlikda o'sha ochiqlik yo'lida bo'lgan islohotlar deputatlarni mana shu bir maydonga kirib kelib o'zini ko'rsatayotganligi deymizmi, fikrlarini yetkazayotganligi qaysidir darajada jamoatchilik e'tiboriga tushishi shular qatorida masalan men o'zim ham ko'radigan bo'lsam mana shu nimaiki harakat qilayotgan bo'lsak salbiy odamlarda fikr uyg'otadimi ijobiymi kerak bo'lsa o'sha hukumatni o'zida mana davlat rahbari o'z tomonidan ham bir qator ishlarimiz e'tirof etib o'tilyapti bularni hammasini mohiyatida mana shu Shavkat Miromonovichni shu yo'lda ko'rsatgan siyosiy irodasini natijasi deb bilaman shu kishini avvalo siyosiy irodasi turganligini oqibatida biz bugun mana shu bor kamchiliklari borday aytish yutuq bo'lsa yutuq kim aybdor bo'ladigan bo'lsa shu masalalarni ochiq oydin har qanaqa darajada muhokama qilish bosqichiga yetib keldik bu manimcha demokratik yo'ldagi bitta qadamimiz biz bitta qadam bilmayman uni qadami nechta o'zi bosqichi lekin biz aniq bilamanki eng kamida bitta qadamga oldinga sakraganmiz shu kishini irodasi bilan bog'liq hozirgi ketayotgan to'g'ri kutilmagan endi mana bunaqa muammolar ham kelib chiqib turibdi lekin ishonamanki ular o'sha saylov oldi dasturida qo'ygan masalalari bormi o'zbekistonda shu yanayam oldinga rivojlantirish bo'yicha qanaqadir reja boshqalar bo'ladigan bo'lsa ishonchim komilki bu yerda faqat mana shu o'zbekistonliklarni mamlakatni oldinga farovonlikka olib chiqishga qaratilgan islohotlar shunaqa xohish bor boshqa shaxsiy yoki boshqa bir maqsadlar unaqa borligiga man ishonmayman qanaqadir ishlar qilish qiyin bo'layotgandir lekin qiyin bo'layotgan bo'lishi mumkin lekin bu qiyin bo'layotganligini mohiyatida nima deydi shu odamlarga qiyinchilik yaratish yoki bir boshqa maqsadlarni ko'zlash yotgani yo'qda odamlarga yengillik bo'lsin degan tub mohiyatida shu maqsad yotibdi endi buni joylarda kim qanaqa darajada ijro qilyapti degan masalada savollar bor mana shu yerda savollar bor to'g'risi shuning uchun men ham o'zim ko'p e'tirozimni aytganman shu yo'nalishda shunaqa deb o'ylaymanki farmonlar qabul qilinyaptimi qarormi qonunmi bunday qarasangiz juda chiroyli yaxshi uni amaldagi ijro etish masalasida muammolar kelib chiqyapti to'g'ri joylarda pastda yo o'rta bo'g'inda kutilmagan bo'lsa noroziliklar bo'lyapti shu balansni saqlab turish shu etapdan o'tib olish masalasi hozir qiynayapti manimcha shuning uchun man nima deydi ishonamanki biz ham mana shu umumiy bari maqsadimiz odamlarga yengillik bo'lish odamlar rozi bo'lib yashash kerak mana shu yo'lda to'g'ri olib borilayotgan islohotlarni g'oyalarni qo'llab quvvatlaymiz man ham hozir qachon qanday sharoitda bo'lishidan qat'iy nazar bu yo'ldagi davlat rahbarini har qanaqa sharoitda qo'llab quvvatlashga tayyorman va qo'llab quvvatlayman ham faqat o'zimni o'rnim joyim qayerda kerak bo'ladigan bo'lsa shuni ko'rgan bilgan zahotim nima deydi yanayam bu bo'yicha aktivlashib qilaveramiz ho'p mana aytmoqchi bo'lganim shu to'g'risida Rasulbek endi ikkita fikr bor yana bir marta ikkita fikr bor birinchidan oldingi chaqiriqda ham siz deputat edingiz ya'ni bundan oldingisida ham o'sha oldingi chaqiriq deputatlar tarkibiga qarab o'zbekiston rahbari o'zbekiston prezidenti bir ozgina faol bo'linglar hech bo'lmasa vovullab qo'yinglar dedi esingizda bo'lsa bu bir jiddiy e'tiroz edi ya'ni senatga nisbatan oliy majlisga ho'p keyin mana bu yangi chaqiriqda ataylab sizni oldingizga kelib yelkangizga qoqdi va biz bilamizki har holda faol deputatsiz ya'ni buni bu sizni bir nimangiz ya'ni ko'rinib turgan narsa shu ma'noda siz o'zingizni faolligingizni va oliy majlis deputatlari faolligini o'zbekiston prezidenti istagan darajadaga yetdik deb hisoblaysizmi qarz ikki qo'ldan chiqadi deydiku man to'g'risini aytsam o'zimni faol deb hisoblamayman yo'q qarangda
Ben uzun faalandı tutaplamayman doğru. Burası koluna gelince uzun doğru bilgençti. Şu imkan darı kılıçki hareket kılıyatman bu oldu. Uzunca faalandı boylamayman. Şimdi bu kimgedir yok hadi kimgedir yok neydi. Lekin bundan sana bilemem. Şu devlet rahbarın tempide biz ben uzun mesela bilemem uzun mesela ona kışlanma yapman. Buna kışlanma yapman. Koyanlar da bilmemiz. Ben fakat uzun bir cevap veriyorum. Yukarı tempide kete yaptılar. Yukarı bazen uzgurup olmayaptı açılın. Benim bazen ano normal artık git aynı levels kiyim bazen uygulamaya kalıman, no daima buna kadar uygulayayım mı? Mesela haklısın, kusurlu daimi normal konuşmam mümkün. Eğer yok bu mangi zaten hatma diziyim bosan, zaten bu miyim? Bu mana uzunlu kafşım gibi bağlı. Hop, şimdi siz de söyleyenler. Lakin aytayapman, mangi de uzunlu aktif de toplanayım mı? Hop hop. İlyam, oxirgi savolimiz, sizni saylaganlar orasida qarindoshlari Rossiyada ishlayotganlar bor ekan va ulardan 500 nafari Orenburg shahrida turishibdi. Rossiya Qozog'iston chegarasida mashinalar karvoni, taksichilar. Bularga bir siyosiy yordam kerakda, Qozog'iston hukumati bilan gaplashib, bularni chegaradan o'tkazib yuborish kerak O'zbekistonga. Keyin karantinga qo'yib boshqa karantin bo'lgani uchun yopilib turibdi ular. Ha, shunaqa kiritmayapti. O'shani Kum ne oldu ki dedi berbere. Ben o şehirde masaya da ötken ben. O sezayda. Bu muammoga yeçim topuşunu mesela Ali Meclis deputatları bir uylak görmedi mi? Rejesi de yok mu? Siyasi yardım gerekti. Kazakistan bile gelişip. Ya düşündüm. Karayın. Benimce bu Taşkışla Vazirliği'nin vakalatı da değil. Taşkışla Vazirliği şu tam anlaması bulan biz ilçe anlarımızda orkali işleştiri. Ular da iş işimiz aslında. Ular ne makalisi yaptı? İlçkana var, Taşkışla Vazirliği. Hazır, eğer şimdi, eğer ikide devletli parlamentler ara alakalar orkali kalkınlar diye mesele bulundu, ben doğru düşünürdüm. Bunu şu dairede kılıç gireydi. Lekin hazır mesela, ben eşitmedim de bizi Taşkışla Vazirliğimiz, bizi küçüğümüz, imkaniyatımız yetmeyaptı. Parlament çünkü yardım versin degen bir signalı kormadı. Benim fikrimce bunu Taşkışla Vazirliği ikide tamamına o zara gelişip yapılış olacağın mesele bu. Eğer yok, şunu söyledi mesela, kana kadar nama böyle yaptı. Şunu açıyor ki, şunu yardımı kere dediğim bize, ben mesela şunu alıştırdım buradan, ya bunu kılıç kereyken de boylardım. Mesela bana yakında kurduğu, senat rahatsızı bizdeki, şu Rusya'nın, Rusya, bizi Rusya'nın arkasına rahatsızı diye, Makşen Tekin nama yolladı. Maktub yolladı, ona şu migrantlardı, masalasında bir kelişim girişti. Yani demek bu yurtta şu parlamentlerde var mı? Bu rüvündeki ne mi? Yok, benim mesela hazır ITF doğrusu ben özüm, benim bir iki joyda şu, kurt joylarda buna kadar muamma böyle yaptı da hiç de yurtamaz. Başka da hudutlardan da bir işte yaptı. Bunu benim çukurra kurşumum, lakin bilmem ben, eğer umulamız bir farkımız demezmez mi? Bak valla bizi kılış imkaniyatımız olsa hayır getirdi de doğrusu. Darbı bu Taşkışla Vazirliği, mana shu davlat idoralarining o'rtasidagi masala-da marhamat shular qilish kerak.